Herkese selam arkadaşlar, bugünkü videomuzda MetaTrader 5'in kullanımından ve MetaTrader 5 içerisinde olmazsa olmaz olan Position Size Calculator indikatörünün nasıl ekleneceğinden bahsedeceğim. Ee, bu video kısa olmasını umuyorum ve son zamanlarda özellikle Türkiye'de e, bu fon şirketlerinin, benim de FTMO'dan bildiğiniz gibi videom var, sağ üstte çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. FTMO, MyForexFunds gibi e, prop firmlerin e, yaygınlığı arttığından dolayı insanların MetaTrader 5'e çok hızlı bir şekilde yöneldiğini görüyoruz. Çünkü e, kullanabilecek olan uygulamalar bunlar. E, MetaTrader 5, MetaTrader 4, e, MetaTrader 5 daha yeni bir versiyon olduğu için ben MetaTrader 5'ten anlatacağım. MetaTrader 4 için ayrı bir video çekeceğimi sanmıyorum. Çünkü ben de hiç kullanmadım. Ama MetaTrader 5 için şimdi e, başlayabiliriz. Öncelikle eğer herhangi bir e, böyle fon şirketinden hesap almadıysanız sadece normal bir şekilde kendi forex brokerınızda işlem yapacaksanız normal metatrader 5'i indirmeniz gerekiyor. Bunun için metatrader5.com'a ulaşabilirsiniz. Buradan indirdiğinizde size bir kurulum dosyası gelecek. Eğer pro firmleri kullanıyorsanız burada size tavsiye edebileceğim şey pro firminizin hesabınıza girdiğinizde burada mesela fdm üzerinden örnek verecek olduğumuzda sol tarafta FDM'un download diye bir kısmı var. Buraya geldiğinizde burada FTMO'ya özel bir MetaTrader 5 indirebiliyorsunuz. Şu aşağıda masumun olduğu yerde FTMO MetaTrader 5 olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Bunu indirmek için aşağı indirdiğinizde MetaTrader 5 var. Eğer C-Trader kullanıyorsanız C-Trader aynı şekilde indirebilirsiniz veya MetaTrader 4'ü de indirebilirsiniz. Bunu size tavsiye etmemin sebebi eğer birden fazla ProFirm kullanıyorsanız ayrı ayrı hepsine girişik yapmak zorunda kalmamanız için. Çünkü atıyorum FTMO'dan MetaTrader 5'e girdiğinizde aynı anda kendi normal sitesinden indirdiğiniz MetaTrader 5'e de girebiliyorsunuz. Aynı şekilde mesela E8 Pro firmi var. Bunu da ilerleyen zamanlarda e, videosu gelecek büyük ihtimalle. Ben çünkü yeni hesabım buradan alacağım, FDMO'dan sonra. E, bunun içinde mesela dashboarduna girdikten sonra sol tarafta e, Trading Platforms var. Buradan MetaTrader 5'i seçip e, indirebiliyorsunuz. Şu an benim hesabım olmadığı için tabii ki bana burada credentials'ımı göstermiyor ama buradan indirdiğinizde bu da E8 logolu bir MetaTrader 5 size sunacak sonrasında MetaTrader'ın kullanımına geldiğimizde indirdiğinizi ve kurulumunu yaptığınızı varsayıyorum. MetaTrader'a girdiğimizde bu şekilde bir ekran bizi karşılayacak. E, giriş bilgilerinizi görmeniz için de e, şu şekilde sitenize geliyorsunuz. Artık e, siz herhangi bir e, normal broker'ı kullanıyorsanız size zaten mail olarak MetaTrader'a giriş için size bilgilerinizi atıyorlar. Bu arada kayıt olduğunuz site ile MetaTrader hesabınızın şifresi çoğu zaman farklı olur. Size özel hesap tanımlarlar. Onların verdiği şifre ile girmeniz gerekir. O yüzden normal sitede kullandığınız şifreyi denerseniz büyük ihtimalle giriş yapamazsınız. O yüzden size mesela FTM özelinden geldiğimizde client arayaya geldiğinizde şuradan ben şu anlık free trial için göstereceğim. Çünkü bu hesap bitti zaten. Credentials'a bastığınızda şuradaki password sizin hesabınıza giriş bilginiz. Burada login id'iniz ve şifreniz yer alıyor. Investor password denilen şeyde MyFixBook gibi sitelere giriş yaparak size bir nasıl diyeyim. Trade günlüğü tutabiliyorsunuz. Investor password'un olayı sadece sizin girdiğiniz işlemleri görebiliyor. Herhangi bir işlem açamıyor. Salt okunur gibi bir hesap türü oluyor. burada bu şifreyi girdiğinizde girmek için de sağ altta şurada server işareti var gördüğünüz gibi. Buna basıp giriş dediğinizde login ID'niz buradaki Password'unuz burası. Aynı zamanda serverda doğru seçmeyi unutmayın. Burada birçok server var. FTMO içinde FTMO demo ve FTMO server olarak iki adet server bulunuyor. Eğer demo kullanıyorsanız demoyu seçmeniz gerekiyor. Eğer canlı bir hesabınız varsa FTMO server'a girmeniz gerekiyor. Bu şu anda benim canlı hesabım. E, şimdilik Bitcoin grafiğini açacağım. Orada çünkü şu an hafta sonu olduğu için orada işlem açabiliyoruz. Forex piyasasında gösteremeyeceğim. E, Çizelge penceresi olarak açtığımızda bu şekilde bir grafik karşımıza çıkıyor MetaTrader'da. E, sonrasında bu ızgaraları kaldırmak için Kareleri kaldırmak için Sağ tık yapıp ızgaraları kapatabilirsiniz şuradan. Sonrasında e... Grafikte birkaç tane daha düzenleme yapalım kullanımı daha kolay olsun. E, TradingView kullanıyorsanız MetaTrader'ın grafiği size e, büyük bir yabancılık e, çektirecektir. O yüzden e, şu anda burada size açmanızı önerebileceğim şey otomatik kaydır seçeneği olacak. Çünkü grafik e, ortalarda bir yerde oluyor ve buraya yakınlaşmanız zor oluyor. Aynı şekilde siz 1 dakikalık grafiği açtığınızda mesela burada takip ediyorsunuz diyelim. Sonraki gün girdiğinizde bu grafik yine burada olacak. Buradan bunu normal haline getirmek için şu tarafı sola çekip sağa çekerseniz son muma ulaşırsınız ve burada otomatik olarak grafiği kendi e, ekrana sığacak şekilde ayarlıyor. Yani siz e, grafiği en yakına soktuğunuzda şu şekilde e, bazı grafiklerde yukarı yönünü çekemiyorsunuz, sadece gözüktüğü kadarını. E, size görmenize izin veriyor. E, genel olarak e, grafik bu şekilde. Sol tarafa baktığımızda veri penceresi şu anda ilk açılışta nasıl olduğunu hatırlamıyorum kusura bakmayın. Ama şurası yukarıda açılıyor diyebiliyorum. Burası sizin çok fazla işinize yarayacağını sanmıyorum ben. İsterseniz bunu detaylarını kendiniz araştırabilirsiniz. Ancak burayla şimdilik bizim hiçbir işimiz yok. O yüzden bunu isterseniz buradan direkt kapatabilirsiniz. Aşağıda çekebilirsiniz. Sonrasında istediğiniz paritelere ekranlı göstermek için sol o tarafta sembol yani piyasa gözlemi olması gerekiyor. Eğer siz buradaki pencereleri kapatırsanız tekrardan geri açmak için sol üstten görünüme gelip buradan e, şu piyasa gözleme veri penceresi ve kılavuzu açmanız gerekiyor. Burada kılavuz denilen şey indikatörü kullanacağımız için gerekli olacak. O yüzden bunu kurmanız gerekiyor. Sonrasında burada sembollerimiz var. Bu sembolleri eklemek veya çıkarmak için Tekrardan buraya sağ tık yapıp sembolleri görebiliyorsunuz. Eklemek istedikleriniz mesela AUD NZD paritesini eklemek için iki kere tıkladığınızda şuradan listenizin altına gelecektir. Buradaki veri penceresini çoğu kişi kullanmıyor ancak ben sizin kullanmanızı öneririm çünkü hem spreadleri hem de diğer verileri görmeniz için size yardımcı oluyor. Şu şekilde spreadleri görmek için en son mumun üzerinize geldiğinizde şurada spread kısmı gözüküyor şu anda ben mouse'u çektiğim için gözükmüyor ancak burada mesela bitcoin'de 9 900 spread dediği şey 9 dolar bunu hesaplamanızın da mantığı şu normal fiyatından noktadan sonra iki tane basamak olunca bu son iki sıfır son iki basamağı noktadan sonrasını temsil ediyor. Dokuz da şu anda mesela makası eğer açarsak 495 değil de bize eğer işleme girecek olursak 504'ten işleme sokacak veya e, aynı şekilde 486'dan işleme sokacak o yüzden bu makas farkında çok iyi takip etmeniz gerekiyor özellikle forex de Türkiye saatiyle gece 12-1 gibi herhangi bir işlem açacak olursanız bu spreadler çok uçuyor o yüzden onlara dikkat etmeniz gerekiyor mesela euro dolara geldiğimizde şu anda bunu ben tekrardan kapatayım. Euro dolara geldiğimizde genellikle spread 2 olur. Sadece gece olduğu için bazı zamanlar 4'e falan çıkabiliyor. Bu spreadleri de anlık takip etmeniz işinize yarayacaktır. Sonrasında sembol kısmını gösterdik. Burada veri penceresinde daha fazla şeyi de görebiliyorsunuz. Ve bazen mouse'u üstünde tuttuğunuzda herhangi bir mumun burada da küçük pencere olarak açılıyor. Orada da aynı şekilde işte bu veri penceresini görebiliyorsunuz. Ancak bana e, her zaman olmuyor. Mesela biraz önce oldu ama her zaman olduğunu ya her zaman denk gelmiyor bu. Onun da nasıl işlediğini tam bilmiyorum. Sonrasında buradan devam ettiğimizde herhangi bir işlem açacak olduğunuzda buraya sağ tık yapıp işlem penceresinden yeni emir atmanız gerekiyor. Şu şekilde bir pencere karşınıza çıkıyor. Buradan Bitcoin örneğine geldiğimizde işlem açmak için buradan yeni emir diyorsunuz. Lotu ben şu anlık 0.01 yapacağım tabii ki. Video örneği olduğu için Burada kar al ve Pardon stop lossunuzu ve kâr alınızı Yazabiliyorsunuz şu an piyasa emirde eğer bekleyen bir emir atmak istiyorsanız normal emir Buradan bekleyen emire geçip Lotunuzu gireceksiniz fiyatı kâr al seviyeleri ve zarar durduru Stop limit zaten çoğu piyasada kapalı olur ben de size stop marketi kullanmanızı öneririm O yüzden direkt zararı durdura girmeniz sizin için yeterli olacaktır Sonrasında pozisyon kırpmayı merak eden arkadaşlar var. Onlar için de 0.01 lotluk bir bitcoin longa açalım mesela. Piyasa fiyatından al diyelim. Şu anda gördüğünüz gibi bir pozisyonumuz açıldı. Bu pozisyonu siz herhangi bir yerde market kapatmak istiyorsanız eğer hacim kısmına iki kere basmanız gerekiyor. Sonrasında burada bu ekran açılacak. Buradaki hacminiz şu anda benim 001 olduğu için yarısını kırpamayacağım mesela. Çünkü minimum 001 lot açabiliyorsunuz. Atıyorum sizin bir lotluk bir işleminiz var diyelim herhangi bir paritede. Buraya gelip 050 yazdığınız eğer yarısını kapatmak istiyorsanız buradan pozisyon değiştir diyerek ee, işleminizi yapabiliyorsunuz şu anda benim lot sayım e, onu yetmediği için 001'den göstereceğim Eğer 02 lotluk bir işlem almış olsaydık 01'ini buradan piyasa fiyatından kapat diyerek Kapatabilirdik Bunu eğer bekleyen emir atmak istiyorsanız bekleyen emir kısmına geliyorsunuz sonrasında tekrardan hacminizi girip Buradan fiyat ve karalı e, Seçmeniz gerekiyor bu kadar yani çok zor bir şey yok bunun Belki ilk başlık e, Biraz Tuhaf gelebilir yani daha doğrusu alışmadığınız için biraz zorlanabilirsiniz Ancak emin olun çok yakın sürede bunları Gözünüz kapalı alışacaksınız Sonrasında genel olarak kullanım bu şekilde diğer araçlara hiçbir işiniz yok O yüzden onlara hiç değinmeyeceğim bile isterseniz buralardan bu araçları da kullanabilirsiniz. Sadece şuradan artı imleci bazen işinize yarayabilir. Bu da ekrana mouse'u basılı tutarak kaydırdığınızda kaç pips olduğunu görmeniz için. Yani atıyorum burada yazı, çıkan yazıları zaten okuyabiliyorsunuz. Bu euro dolar için mesela işinize yarayabilir. Forex bariteleri için kaç pips aldığınızı dair. Şu şekilde 40 point diyor. Burada 40 point dediği şey 4 pips'e denk geliyor. Aynı şekilde siz bu işleme bir takip eden stop loss koyacak olursanız buradan buna sağ tık yapmanız gerekiyor. Sonrasında takip eden durdurucudan buradaki yerleri seçmeniz gerekiyor. Ancak buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ben e, ee, ilk başta girdiğimde bunu pip sanıyordum. Ancak bu pipet denilen bir olay forex paritelerinde. O yüzden sizin atıyorum stopunuz 10 pip altındaysa veya pozisyonunuzu 10 pip stop takip ettirmek istiyorsanız buraya 100 yazmanız gerekiyor. Bu şekilde 10 pips altına otomatik olarak stopunuzu taşımış oluyor. Ee, bu şekilde takip eden durdurucuyu da size göstermiş olayım. Şu bitcoin'i de kapatalım şimdilik. Bu şekilde markette kapatabiliyorsunuz. E, ee, şimdi gelelim e, position size calculator'ın nasıl kurulacak olduğuna. E, burayı öncelikle e, Brave Browser'a veya şu an ben kendim Brave kullandığım için buraya giriyorum. Siz Chrome kullanıyorsanız veya Opera kullanıyorsanız oralara girmeniz gerekiyor. Sonrasında buraya arama yerine ben zaten aşağıya linkini koyacağım. Position size calculator MetaTrader 5 yazdığınızda yukarıda ilk çıkan siteden earnforex.com sitesinden siteye giriyoruz. Sonrasında burada e, bu e, indikatörümüzün indirecek olduğumuz yeri burası buradan en aşağıya kaydırmamız gerekiyor. 2 tane dosya indireceğiz buradan aşağıya kaydıralım. Birazdan gelecek çok büyük açıklamalar var maalesef. Buradan hangi platformu kullanacaksınız Metatrader 4 kullanıyorsanız Metatrader 4'ü, Metatrader 5 kullanıyorsanız Metatrader 5'i indireceksiniz. Ben buradan Metatrader 5'i indireyim. Masa üstüne kaydedelim. Sonrasında bir tane daha dosyamız var aşağıya indiğimizde. <laughs> Geçtim sanırım. Evet şurada gördüğünüz gibi Download Script var. Bu scriptten de eğer MetaTrader 4'ü kullanıyorsanız MQ4'ü indirmeniz gerekiyor. MetaTrader 5 kullanıyorsanız da MQ5'i indireceğiz. Zip'lerle şu an işimiz yok. E, bu iki dosyayı indirdikten sonra işimiz bitiyor. Siteden dosyalarımızı indirdikten sonra yapmamız gereken şey aşağıdan ben size anlatmak için tekrardan kendi position size'ımı sildim. Buradan FDM hesabımıza veya artık hangi MetaTrader kullanıyorsanız hesabımıza girişimizi yapıyoruz. Sonrasında sol üstte dosyayı yazan kısımdan veri klasörünü aç dememiz gerekiyor. Bunu bu arada tüm metatraderler için ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Yani atıyorum ben şu anda FDM'ye özel olan MetaTrader 5'e bunun kurulumunu yapıyorum. Ama e, normal MetaTrader 5 için tekrardan bunu kurmamız gerekiyor. Sonrasında burada MQL5 dosyamıza giriyoruz. Eğer MetaTrader 4 yazı kullanıyorsanız burada MQL4 yazar. MQL5'e girdikten sonra buradan Indicators'ı seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada sadece Examples klasörü. Sizde belki birkaç tane daha indikatör olabilir. Onlar önemli değil. Ben silmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında buraya yeni bir dosyaya indirdiğimiz şeyleri açmamız gerekiyor indirdiğimiz dosyaları burada şu position size calculator yeni indirdik mesela bunun içerisinde buraya ayrıştır diyerek de siz bunun içindeki dosyayı çıkarabilirsiniz tümünü ayıkla diyerek veya direkt içine girerek bunu dışarıya da taşıyabiliyorsunuz şu şekilde sonrasında burada indirdiğimiz zip dosyasının içindeki position size calculatorı indicators kısmına atıyoruz. Sonrasında önceki sayfaya tekrardan geliyoruz. Yani burada yazan MQL 5 sayfasına. Bunun içinde aşağıdan script kısmı var. Script'e geldikten sonra buraya PSC trader'ımızı atmamız gerekiyor. Sonrasında şurada yazan PSC trader'ımızı sürükleyip burada scripts klasörünün içine atıyoruz. Bunları yaptıktan sonra tüm işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. Sonrasında bu iki sayfayı kapatabiliriz. Açık olan FDM'ımızı da yani açık olan da kapatıp açmanız gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra sol tarafta eğer kılavuz penceresi sizde açık değilse video başında dediğim gibi görünümden kılavuzu açmanız gerekiyor. çünkü bunun içinden sürekli işlemlerimizi yapacağız. Burada gördüğünüz gibi göstergeler kısmına şu anda position size calculator olarak bir pencere eklendi. Bu pencereye bastığımızda şu şekilde bir tane e, yanında değişik bir işaretli position size calculator çıktı. Buna iki kere tıklamamız gerekiyor. Sonrasında şu şekilde bir pencere karşımıza çıkıyor. Buna tamam diyoruz ve bunu her açtığımız grafik için tek tek, tek tekrardan kurmamız gerekecek. Şu şekilde bir ekran karşımıza çıkacak bir de yukarıdaki algoritmik ticaretin açık olması gerekiyor buradan işlem verdirebilmemiz için. Sonrasında bu yazan ekrandan siz kendi hesap bakiyenizi ve ne kadar risk etmek istiyorsanız onları girmeniz gerekiyor sadece bu kısımdan bunu değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum sizin çok güvendiğiniz bir işlemdir buraya yüzde bir risk edebilirsiniz. Pardon. %1 risk ettiğinizde şu şekilde risk ödülünüz gözüküyor ve risk ödül risk ödül oranınız da aynı şekilde burada gözüküyor. Eğer atıyorum çok emin olamadığınız bir scalp atıyorsunuzdur diyelim. Hesabınızın sadece %0.25'ini kullanırsınız. O zaman buraya 0.25 yazıyorsunuz. Veya hiç risk almak istemiyorsunuzdur. 0.10 risk edersiniz. Bunu yazarsınız. Bu şekilde burayı her seferinde değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz buraya 50 yazarak bunu da kullanabilirsiniz. Sonrasında burada tekrardan giriş pozisyonunuzu hangi fiyatlardan girecekseniz bu duralara yazmanız gerekiyor. Ben bunu şu anlık 15 dakikalığa çekeyim mesela çizgilerin gözükmesi açısından. Burada gözüken çizgilerde mavi olan sizin giriş seviyeniz, yeşil olan stop seviyeniz ve sarı olan da take profit yani karal seviyeniz oluyor. Buradan devam etmek istediğinizde atıyorum şu anda long açık burada. Buraya short'a çevirirsek gördüğünüz gibi stop loss ve diğeri yer değiştirir tek profitimiz. Mavi olanı sürükleyerek koyuyoruz. Yani atıyorum siz buradan girmek istiyorsunuz işleme. Stop'unuz da buranın üstünde. Bu arada çizgileri hareket ettirmek için çizgilerin üstüne iki kere basmanız gerekiyor. Sonrasında şuradaki e, beyaz kutu çıktığında bunları sürükleyebiliyorsunuz. Buraya çekiyoruz. Sonrasında TP'niz de burada sarı olan kısım iki kere basıyoruz ve sürüklüyoruz. Şu şekilde mesela bu pozisyona girmek istiyorsunuz diyelim. Buraya emrinizi yazdınız, risk etmek istediğiniz miktar yazdınız. Ve sonrasında aşağıda tekrardan kılavuz kısmında şu şekilde göstergelerin içinde position size'ı kurduk. Aşağıya indiğimizde kodlar kısmı var. Bu kodlar kısmında da eğer PSC Trader'a basarsanız yani iki kere bastığınızda da bu emri atmış oluyorsunuz. Bu şekilde Mesela Bitcoin için buradan yapalım. Çünkü Euro'da şu an emir vermeye çalışsam kabul etmeyecek hafta sonu olduğu için. Buradan tekrardan bu grafiği açmak istiyorsanız. Yani atıyorum siz buraya her bir yeni sembol eklediğinizde grafiğinize bunu tekrardan kurmanız gerekiyor. Şu şekilde position size'a iki kere basıyoruz. Bu şekilde ekranımız geldi. Şu anda mesela ben pending yapacağım bekleyen emir olarak. Şu şekilde aşağıya çekelim. Bir tanesini buraya çekelim stopumuzu da buraya çekelim, sallıyorum. TP'miz şu an grafikte gözükmüyor çünkü burada herhangi yazan bir şey yok. Buraya da 21.000 yazalım mesela. Bu şekilde yazdığımızda gördüğünüz gibi ekranımıza geldi. Siz bu işleme girmek istediğinizde bekleyen emir olarak işlem seviyelerimiz girdik, risk edeceğimiz miktarı girdik. PSC Trader'ı iki kere bastığımızda gördüğünüz gibi aşağıya emrimizi attı. Benim size tavsiyem bu emri attıktan sonra bu position size'ın işine gelip lines demeniz çünkü sizin işlem atıp atmadığınız grafikte görmeniz daha çok işinize yarar. Bu işlemimiz ne kadar risk ettik? 102.81. Şu şekilde stop'un üstüne geldiğimizde de gördüğünüz gibi 102.67 gözüküyor. Bu aradaki farklar spread'den olur, slippage'dan olur. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. TP olarak da mesela 51655'li, 515.85. Bunlar zaten çok minik farklar. O yüzden çok önemli değil. Sonrasında emri iptal et etmek için buraya basıyoruz. Aynı şekilde bu Position Size Calculator mesela benim için en çok market emir atarken işime yarıyor. Çünkü market emir atarken doğru lotu girmeniz çok zor oluyor. O yüzden Instant'a getirirseniz eğer mavi çizgi otomatik olarak spread ile beraber sizde gözükür mesela. Burayı biraz daha büyütmeye çalışırsak maalesef büyütemiyoruz şu şekilde yapabiliriz sanırım. Gördüğünüz gibi burada size otomatik olarak spreadli fiyatını gösteriyor. Yani 697 iken veya 705 iken 710'dan giriyor mesela işleme. Bu şekilde spreadinizi de canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Sonrasında buraya tekrardan risk edeceğiniz miktar giriyorsunuz. Atıyorum 50 yazalım buraya. Şu an long işlemdeyiz. Eğer PSC Trader'ı iki kere basarsam burada stop olursam 50 dolar gidecek şekilde bana yeni bir pozisyon açacak. Eee... <laughs> Buna da tekrardan örneğimizi e, lotu 0.01'e düşürerek açabiliriz sanırım. Mesela 5 dolar desem hatta şurayı 1 dolar diyelim. PSC Trader'e iki kere bastık gördüğünüz gibi 0.01 lotla bir işleme girdik. Highlines dersen girdiğim seviye TPM ve Stop Loss'um gözüküyor. Sonrasında burayı kapat dediğimizde işlemimiz otomatik olarak kapanıyor. Bu şekilde e, Position Size'ı de kullanabilirsiniz. E, video bu kadardı. Size hem kullanımı hem giriş yapmayı hem de kurulumlarını gösterdim. E, umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu da çok uzun tutmamaya çalıştım. Tekrardan herhangi bir sorunuz olursa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz veya aşağıda zaten Twitter linkimde yer alıyor. Oradan Twitter'dan da bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.